Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere alan grafiği area chart oluşturmaya çalışacağım. Senaryomuz şu şekilde: aylık olarak markalarımızın değerlerinin, satış tutarlarının yer aldığı hayali bir veri setimiz var. Bu verinin sütun grafiği, kolum grafiği olabilir, aylık olduğu için çizgi line artış grafiği olabilir tabii ki. Ve aynı şekilde çizgiye de benzer bir şekilde olan bu grafikte yine hem artışları hem de biraz verilerin büyüklüğüne ilişkin bize bilgi sağlıyor. Bakın şu şekilde çizgi line bölümüne gidiyorum. Onun altında yer alıyor 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak. Birincisi normali, ikincisi kümüle edilmiş yığılmışıydı. Bu da yüzde yığılmışıydı. Aşağı yukarı çizgideki aynı kalıplar bunda da var. Bakın grafiğimi oluşturdum. Grafiğimi burada oluşturabileceğim gibi biliyorsunuz gidip grafiği taşı move chart menüsünden sağ tıklayarak elde ettiğim bu menüden veya grafik tasarım araçlarından diyelim bunu yeni sayfaya da alabilirim. Böylelikle daha büyük bir alan veya değişik yazdırma imkanları elde edebilirim. Tekrardan grafiğimi oluşturuyorum. Bekle insert'te. Bakın görmüş olduğunuz gibi çizgi grafiğe, line grafiğe çok benziyor. Aynı zamanda da birazcık da içi dolu gibi. Normalde çizgi olsaydı sadece şu kenar çizgilerini görecektiniz. Ancak yine stillerden yararlanalım. Grafik başlığını ekleyebiliriz. Burada özellikle size diğer türlerinin de alt türlerinin de kullanılmasını önereceğim. Veri setimizi tekrar seçtik. Ekle insert'ten çizgiden. Bakın şu grafik ve bu grafikte çok anlamlı olacak. Çünkü tam bir alan grafiği. Şunu seçiyorum. Yine bakın burada neyi görüyoruz? Tek tek birimleri. Kümülatif olarak o A2 toplam düşüyor, artıyor. Toplam tekrar artıyor ve tekrar artıyor gibi. Gelirimiz burada. Bunu görebiliyoruz. Çok daha anlamlı bir veri. Belki aynı şekilde şundan da söz edebiliriz. Çünkü kapladığı alan bir anlamda çok şey söyleyebilir. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada ise yine renklendirelim. Bakın bu markanın işte ayçiçek oldukça az oranda. İsterseniz bunun değerlerini de çıkarttırabiliriz. Böyle etiketleri evet oldukça karmaşık bir görünüm oluyor. Ama gerekirse tek bir seri seçilebilir. Onun etiketi data label'e eklenebilir arkadaşlar. Veya size kalmış. Şimdi burada baktığınızda şu markanın koyu mavi olan markanın neredeyse satışlarımızın %50'sini oluşturduğunu, şu turuncu markanın çok az, yine yeşilin de çok az olduğunu bir bakışta görebiliriz. Yani buna baktığınızda daha çok eğilimleri görebiliyoruz. Burada ise toplamdaki yerini, yani bir sütun da çizsek bu şekilde bu kadar hani birbirlerine göreceli gösterebilir miydi? Bir bakayım. Süt ve ayçiçeğin oldukça küçük olduğunu görüyoruz. Buraya da bakacak olursak ondan sonra evet süt ve ayçiçek, hatta şöyle yaparsak süt ve ayçiçek yağı, burası süt, burası da ayçiçek. Bakın oldukça küçük değerler olduğunu. Hani buradaki amaç biraz çubuklarla göstermek, burada alanlarla göstermek arkadaşlar. Her bir grafik türünün doğru kullanımı var veya konuya uygun olarak hani baktığınızda belki alışkanlık olabilir. Bir artışı mutlaka çizgiyle, yine karşılaştırmaları sütunla, bir dağılımı pastayla, yine çizgiye ek katabileceğiniz olarak bir tür olarak bu şeyi de düşünebilirsiniz, alan grafiği. Evet arkadaşlar, sizlere bu videoda alan grafiğini, area chart'ı anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.